sana isabet etmesi noktasında bu ihtimalden dolayı artık yüzün gülmemeli. Gülmeyi unutmalısın. Artık az gülmeli, çok ama çok ağlamalısın. Artık gecelerini Rabbinden, ya Rabbi bana merhamet et diye Rabbine dua ederek geçirmelisin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalussalati ve etemmütteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in emabat. Geçen hafta ahirete dair konuştuk, kıyamete dair konuştuk. Amacımız nefsimizi ıslatmak, kalbimizi rikak, inceltmek idi. İnşallah bu hafta kalplerimizi ölüme, ölüm gününe, kıyamete dair hazırlama adına kalplerimizi incelten bir sohbet yapacağız. Konumuzun başlığı kötü sondan sakınmak olacak. Kötü sondan sakınmak olacak. Bununla ilgili bazı başlıklar sunacağım ben size inşallah. Bazı bölümler okuyacağım. Dersimizin gayesini söyleyelim. Bir şeyler öğrenmek değil. Yani bu ders bir öğreti dersi değil. Her ne kadar biz bu dersin içerisinden soru çıkartıp size vereceğiz ve sizi bu dersi izlemekle mükellef kılacaksak, yine cumartesi günü yayınlanacak bu ders Allah'ın izniyle. Sorular da cumartesi akşamı, pazar size gelir. Çarşamba gününe kadar sorulara cevap vereceksiniz siz. Ama şu an, şu dakika veya bu dersi sosyal medyadan dinleyen kardeşler, şu an şu dakikada siz de kardeşler, bir şeyler, hoca bir şeyler öğretecek duygusuyla dinlemeyin. Kalplerimizin incelmesi, amacımız bu. Kalplerimizin yumuşaması. Kalplerimizin yumuşaması amacımız bu. Biz bu dersi bitirdiğimiz zaman kalpler, biz her zaman söylüyoruz değil mi? Kalp manası nedir? Değişmektir. Kalp devamlı değişir. Bir taraftan bir tarafa ne yapar? Kalp değişir. Kalpler bazen katılaşır, bazen yumuşar. Ve tek bir hal üzere durmaz. Bizim bugünkü amacımız da buradan kalktığımız zaman kalplerimizin biraz olsun yumuşamasını sağlamaktır. Evet. Dersimizin gayesi bu. Bu gayeyle, dersin gayesi bu olduğu için bu gayeye matuf olarak dinleyin inşallah. Birinci başlığımız şu arkadaşlar. Allah kendisiyle buluşmak isteyenle buluşmayı ister. Allah kendisiyle buluşmak isteyenle buluşmak ister. O halde sadece şu başlıktan biz şunu anlayacağız. Allah subhanehu ve teala seninle buluşmayı istesin istiyorsa, kıyamet gününde Allah subhanehu ve teala'nın buluşması onu görmendir. Onun rızasına ve onun rahmetine nail olmandır. Onun kıyamet gününde فَدْخُلِي fi ibadi وَدْخُلِي cenneti, cennetime gir, kullarım arasına gir şeklinde en güzel sözlerine muhatap olmandır. Eğer bunları istiyorsan sen Allah'la buluşmayı isteyeceksin. Sen Allah'la buluşmayı isteyeceksin. Başlığımız bu. Bu başlık hemen bunu hatırlatmalıdır. Eğer Allah'ın seninle buluşmasını istiyorsan, Allah'la buluşmanın zirvesi nedir? Ha? Kıyamet gününde Allah'ın cemalini görmektir. Kıyamet gününde. Kıyamet gününde Allah'la buluşmanın zirvesi Allah'ın cemalini görmektir. Ve müminler Allah'ı görecektir. Dolunay'ı gördüğümüz gibi Allah'ı göreceğiz Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum buna. Bizler cennete gideceğiz. Ben buna inanıyorum. Tabi konu başlığımız kötü sondan sakınmak. Ama cennete gitmeye inanmak cümlesi belki konu içine uygun gelmedi ama ben cennete gideceğimize ben inanıyorum yani. Çünkü biz şirk diyarında, şirk döneminde insanların toplu halde Allah'a isyan ettiği dönemde Allah'ı razı etmeye çalışan 3-5 kişiden ibaretiz. Allah subhanehu ve teala niye bize azap etsin ki diye hep düşünüyor. Onun hakkında da hep hüsnü zanda bulunuyor. Bize azap etmeyecek diyor. Kıyamet gününde de cennete gitmek için bu zannımı vesile edineceğim. Ya Rabbi sen demedin mi? Ben kulumun zannı üzerindeyim. Biz seni böyle zannettik. Biz seni böyle düşünüyoruz. Bizi azap etmeyecek diye düşünüyoruz. Vaadini yerine getir diye Allah'a vesile edineceğim. Evet.
Dedik ki Allah'a buluşmanın, Allah'la buluşmanın zirvesi Allah'ın cemalini görmektir. O halde onu görebilmek için sen Allah'la buluşmayı isteyeceksin. Sen Allah'la buluşmayı isteyeceksin. Allah'la buluşmayı istemek, ölümü istemek değil, bilakis ölüm günü için hazırlık yapmaktır. Buluşma vakti için hazırlık yapmaktır. Buluşma anı için hazırlık yapmaktır. Ben derse geleceğim, çocuklar ders yapmamı istiyor musunuz? İstiyoruz hocam. Derse geliyorum, hepsi yatağında yatıyor. Kitaplar hazır değil, derse çalışmamışlar. Demez miyim kardeşim, siz nasıl dersi istiyorsunuz? Siz nasıl dersi istiyorsunuz? Öyle değil mi? İşte bir şey isteyen, isteğinin gereğini yerine getirmelidir. Allah'la buluşmayı isteyen, Allah'la buluşmanın gereğini yerine getirmek zorundadır. Ki Allah da onunla buluşmak istesin. O halde dünyada Allah'la buluşmayı isteyenler, ölüm günü için gece gündüz demeksizin hazırlık yapandır. Yaptığın hazırlığa bak ve de ki Allah benimle bu kadar buluşmayı istiyor. Formül çok basit. Allah'la ne kadar çok buluşmayı istersen Allah da seninle o kadar çok buluşmayı ister. Sen Allah'la buluşma adına ne kadar gayret sarf ettin, ne kadar azmettin, ne kadar güç ortaya koydun, Allah seninle o kadar çok buluşmayı isteyecek. Amellerine bak. Namazlarına, mesela bugünkü namazlarına bak. 5 vakti zamanında kıldın mı? Kıyamını uzun uzun tuttun mu? Rükuda ve secdede, rükuyu ve secdeyi hakkıyla yerine getirdin mi? Nafile namaz kıldın mı? Kaç kere abdest aldın? Kaç Müslümana güzel kelime kullandın? Kaç Müslümana güzel kelime kullandın? Haramdan gözünü ne kadar sakındırdın? Allah'ın dini adına, öğrenme adına kaç kelime öğrendin? Bugün. Bunları yazın. Mesela bugün eve gidince bunları yazın arkadaşlar. Ben bugün şunları yaptım. Kalem kağıt çıkartın yazın. Sabahtan akşama kadar yaptıklarınızı yazın. Toplayın. Allah sizle o kadar buluşmayı istiyor. Sonuç bu kadar basit. Kaç tane ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderdin? Kaç tane üzüntülüyü, hüzünlüyü sevindirdin? Kaç tane yardım ihtiyaç sahibine el uzattın? Bunların listesini çıkar arkadaşım. Allah seninle o kadar çok buluşmayı istiyor. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. İmam Bukhari'de geçiyor, Rikak babında geçiyor arkadaşlar. Kim Allah ile buluşmayı isterse, Allah da onunla buluşmayı ister. Kim Allah ile buluşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onunla buluşmaktan hoşlanmaz. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden birisi diyor ki, ama biz ölümden hoşlanmayız. Allah'la buluşmak deyince ölümü anlıyorlar. Diyor ki, hayır, bu sizin anladığınız gibi değildir. Mümin ölüm vakti gelince Allah'ın rızasına ve ikramına mazhar olacağı ona müjdelenir. Ölüm vakti geldiği zaman, ölüm anında Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine, Allah'ın rızasına kavuşacağın tam ölüm anı gelirken sana müjdeleniyor. Bundan dolayı ileride işleyeceğiz. Güzel sonun belirtilerinden bir tanesi yüzün gülmesidir. Yüzdeki neşe, sürur, mutluluktur. Yüzdeki katılık, gözdeki korku, yüzdeki buruşukluk kesin alamet, yani kesin değildir ama alamettir. Tam ölüm geldiği an, birkaç dakika sonra vefat edeceksin. Allah meleklere vasıtasıyla seni ne yapıyor? Müjdeliyor. Allah meleklere vasıtasıyla ne yapıyor? Seni müjdeliyor. O müjdeyi alınca müminin yüzü gülümsüyor. Öyle değil mi? Onlarca şehit gördük yüzü gülümseyen. Gülerek vefat eden onlarca şehit gördük biz. Kahkaha atmış gibi böyle. Korkudan gözleri dönmüş onlarca da kafir gördük. Korkudan beti benze atmış, öyle korkmuş ki ağzı bir tarafa, burnu bir tarafa gitmiş vefat esnasında. Onlarca kafir gördük biz. İşte mümin öleceği zaman, ölüm anı ona yaklaştığı zaman
Allah melekleri vasıtasıyla ona ne yapacaktır? Rahmetine nail olacağını müjdeleyecektir. Bu durumda o kişi için önündeki hayattan daha sevimli hiçbir şey yoktur. Önündeki yani artık berzah hayatı, kıyamet, ahvali sevimli gelecektir ona. Bu yüzden o kimse Allah ile buluşmaya can atacaktır. Allah da onunla buluşmayı isteyecektir. Kafire gelince ölüm sırasında ona başına gelecek azap ve çekeceği cezalar bildirilecektir. Vefat esnasında kafir mekanını görecektir. Yerini görecektir. Azap, göreceği azabı görecektir. Yarınını görecektir. Sonsuz hayatını görecektir. Subhanallah. Allah subhanahu teala bizi korusun kardeşler. Onu göreceğiz yani. Belki 5 dakika sonra, belki 7 dakika sonra kardeşler bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Geçenlerde bir arkadaş aradı, bir arkadaşın gece yatıp sabah vefat ettiğini duydum. Gece yatmış, sabah vefat etmiş. İnternete girin. Tabii bunun Covid ilaçları sebebiyle olduğu söyleniyor. Gece yatıyorsun, kalp krizinde sabah ölüyorsun yani. Ben günlerce onu duyduğumda yatmaktan korktum. Yani uyuyacaksın, ölüyorsun. Ve girin internete yazın arkadaşlar. Bir günde onlarca ölüm var. Gece uyurken kalp krizi sebebiyle. Ha burada Covid o değil benim. Yani kardeşler bugün gece uyuyup sabah uyanamamak var. Ve sabah uyanamadığınız zaman o ölüm size uykunuzdayken gelse bile ahirette veya berzah aleminde çok kötü bir sonla karşılaşma tehlikesi var. O size gösterilecek, o bize gösterilecek. O insanlara gösterilecek, kötü insanlara gösterilecek. Allah subhanahu wa ta'ala bizi bundan korusun. Bu durumda onun için başına geleceklerden daha kötü hiçbir şey yoktur. Onun başına geleceklerden daha kötü hiçbir şey yoktur. Bu yüzden o Allah ile buluşmayı istemez. O Allah ile buluşmayı istemeyecek. Allah da onun huzuruna gelmekten hoşlanmıyor. Allah onun huzura gelmezden hoşlanmayacaktır diyor hadiste. İbni Hacer, İbni Esir'in en nihayede bu hadisi şöyle tefsir ettiğini söylemiştir, şerh ettiğini söylemiştir. Allah ile buluşmaktan maksat ahiret yurduna gitmek ve Allah katında olanları talep etmektir. İşte Allah ile buluşmaktan kasıt Allah'ın katında olanları talep etmektir. Bundan maksat kesinlikle ölümü istemek değildir. Dikkat! Kim dünyayı terk eder ve ondan hoşlanmaz ise Allah'la buluşmayı isteyen kimse işte odur. Kim dünyayı terk etti? Kim dünyayı terk etti? Dünyadan hoşlanmadı. O Allah'la buluşmaktan hoşlanıyordur. Çünkü arkadaşlar iki tane hayat var dedik değil mi? İkisi de aynı anda olur mu? Olmaz. İki şeyi birbirine zıt, iki şeyi razı etmek mümkün mü? Mümkün değildir. Birbirine zıt, iki şeyi razı etmek mümkün değildir. Dünya ile ahiret hayatı birbirinin mukabili olan, mütebain, birbirine karşı olan iki hayattır. Dünya hayatını isteyen, ahiret hayatını istemiyor demektir. Ahiret hayatını isteyen, dünya hayatını istemeyecektir. Dünya hayatını terk etmek zorundadır. Her kim... Bir formül daha çıktı şimdi karşımıza. Ne kadar dünya hayatını istiyorsan Allah'la buluşmayı o kadar çok istemiyorsun. Allah da seninle buluşmayı işte o kadar çok istemiyor demektir. Dünyayı ne kadar terk ettin? Dünya hayatını ne kadar terk ettin? Dünyanın içindekilerden ne kadar uzak durdun? Allah'la buluşmayı o kadar çok istiyorsun. Allah da seninle buluşmayı o kadar çok istiyor demektir. O halde defterin ikinci sayfasını aç. Bugün dünya ve içindekiler adına yapmış olduğun koşturmaya bak. İşte Allah'tan o kadar uzaklaştıran bir koşturmadır bu. Allah ve Allah'ın dini için ne kadar koşturduğuna bak. İşte bu da senin Allah'la buluşmak için koşturmanın bir neticesidir. Hazreti Ayşe'nin sözü ölümün Allah ile buluşmadan başka bir şey olduğunu gösterir. Ölüm istenen ve hedeflenen amacın dışında herkesin başına gelecektir. Bu yolun sonunda Allah'ın huzuruna
çıkma vardır diyoruz. Birinci başlığımız bitti. Birinci başlığımız neydi arkadaşlar? Allah kendisiyle buluşmak isteyenle ne yapar? Buluşmak ister. İkinci başlığımız, iyi dikkat edin, kişinin değerlendirilmesi innemel a'malu bil khawatim, son yaptığı amele göredir. İşte en tehlikeli olan budur. Biraz sonra burada rivayetler gelecek arkadaşlar. En tehlikeli olan budur. Şu an, şu dakika değil. En son ne yaptın o? Ebu Said el, pardon, Seyyid İbni Sa'd es-Sa'idi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle karşı karşıya geldi. Savaş başladı. Bir ara Resulullah da düşmanlarda karargahlarına döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içinde bir yiğit vardı. Önüne gelen ve ordusuna ayrı düşen düşman askerini tek tek takip ediyor ve kılıcıyla yere seriyordu. İnsanlar onun hakkında bugün içimizden hiç kimse bu adam gibi bir mükafat almadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bu o anda orada bulunan herkesi şaşkına çevirdi. İçimizden birisi ben bu adamı takip edeceğim deyip onun peşine takıldı. Onun durduğu yerde duruyor, harekete geçtiği zaman hareket ediyordu. Bir süre sonra kahramanca çarpışan bu adam çok ağır bir yara aldı ve bir an önce ölmek için intihar etti. O kılıcın kabzasını yere dayadı ve ucunu da tam göğsünün ortasına yerleştirip üzerine yüklenerek intihar etti. Bu olayı gören adam derhal Resulullah'ın yanına geldi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah ne oldu? Niçin bunu söylemeye ihtiyaç hissettin deyince biraz önce insanların hayranlıkla bahsettiği ve sizin cehennemlik olduğunu söylediğiniz adam vardı ya, ben sizin o sözünüz üzerine onu takip ettim. Her hareketini kontrol etmeye başladım. Adam savaşırken çok ağır bir yara aldı ve bir an önce ölmek istedi. Bunun için de kılıcının kabzasını yere dayadı ve ucunu da tam göğsünün ortasına yerleştirip üzerine yüklenerek kendisini öldürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse insanların müşahede edebildiği davranışları bakımından cennetliklerin amelini işler. Yani bir kimse bakarsınız bu adam cennetliklerin amelini işliyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, davet ediyor, ilim tahsil ediyor, namaz, zekat veriyor, sadaka veriyor. Ama işte cehennemliklerden olur. Buna karşılık bir kimse insanların müşahede edebildiği davranışları bakımından cehennemliklerin amellerini işler de cennetliklerden olur buyurdu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemel amal bil havatim, Buhari'de de geçen bir hadis bu, ameller sonuçlarına göre değerlendirilir dedi. İşte bu hepimizi çok korkutması gereken bir durum. Şu an yaptıklarımızla sevinmemiz önüne geçecek büyük bir engel. Sen sabah kalktın erkenden, bir saat gece namazı kıldın. Elini açtın, dua ettin. İstiğfar ettin seher vakitlerinde. Sabah namazını uzun uzun kıldın. Sabah namazından sonra 2 saat, 3 saat zikir yaptın. Akşama kadar tek bir harama bulaşmadın. Ağzını Allah'ın zikri dışında hiçbir şekilde açmadın. Bütün namazlarını vaktinde uzun uzun sünnetlere uygun kıldın. O günü oruç tutarak geçirdin. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden 3-5 tane hadis okudun. O okuduğun hadisleri Müslümanlara yaydın. O gün Allah'ın kitabından 10-12 ayet öğrendin. O okuduğun ayetleri gittin Müslümanlara anlattın. Tebliğ ve davette bulundun. Cebinde çok az bir paran vardı. Onunla gittin bir fakiri sevindirdin. Bu hal seni sakın sevindirmesin. Bu hal seni sevindirmesin. Çünkü sonunun ne olacağını bilmiyorsun. Amellerimizin Allah katında son anımızla değerlendirileceği gerçeği müminin sevincini boğazında bırakmaktadır. Hani sevincim kursağımda kaldı mı denir Türkçe'de. Ne kadar amel işlersen işle. Şimdi git evine, sabaha kadar gece namazı kıl. Gece namazı kılmaktan dolayı ayakların şişsin. Secdeye kapan, sabaha kadar gözyaşı dök. Döktüğün gözyaşından dolayı burada oluk oluk izler olursun. Bütün malını ve mülkünü, servetini Allah yolunda harca. Ama bunlar
sakın ama sakın seni sevindirmesin. Çünkü bunlarla değerlendirilmeyeceksin. Neyle değerlendirileceksin? Son anınla değerlendirileceksin. Bundan dolayı üçüncü başlığımız, kişinin sonu önceden yaptıklarının mirasıdır. Kişinin sonu önceden yaptıklarının mirasıdır. Ha. O halde biz şu an cennete gitmek için değil, güzel bir sonla karşılaşabilmek için bu amelleri yapmalıyız. İbn-i Recep el-Hanbeli anlatıyor. Kişinin sonu önceden yaptıklarının mirasıdır. Bütün bunlar ilmi ilahide bellidir. Bundan dolayı selef kötü sondan çok korkardı. Selef alimleri biraz önce bahsettik ya. O biraz sonra nakiller getireceğiz. Biraz önce bahsettiğimiz o ulema, o alimler var ya, bütün ömrünü Allah'ın dinine adayan, bütün ömrünü Allah'a ibadet etmekle geçiren o alimler kötü bir ölümle karşılaşmaktan dolayı ne yaparlarmış? Allah'tan çok korkarlarmış. Dolayısıyla onların bir kısmı önceden yapılan amellerin anlatılmasından dolayı da son derece rahatsız olurlardı. Bundan dolayı olsa gerek şöyle demişlerdir. İyi insanların kalbi, yazın bu cümleyi, şehadet ekip bunu da resim yapın. İyi insanların kalbi sonlarının nasıl olacağı ile meşguldür. Yarın bunu yapın inşallah biriniz, tamam mı? İyi insanların kalbi sonlarının nasıl olacağı ile meşguldür. Yani iyi insan kalbini şu an, şu dakika, şu günle geçirmez. Sonum nasıl olacak ki acaba? Bilmiyoruz ki, değil mi? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. İyi insanların kalbi sonlarının nasıl olacağı ile meşguldür. Seleften birisi şöyle demiştir. İlmi ilahide belli olan şeyler kadar başka bir şey gözlerden yaş akıtmadı. İnsanların gözünden hep yaş akıyordu. O kardeş ne yapıyor da? Telefonuyla elinde olan kardeş. Tamam abim. Evet. Bundan dolayı seleften birisi şöyle demiştir. Allah katında durumumu bilmiyorum. Allah bana nasıl muamele edecek bunu da bilmiyorum. İşte bu bilgiden dolayı akan yaş kadar gözlerden başka yaş akmadı. Bilmiyoruz ki sonumuzu. Allah subhanahu teala nasıl muamele edecek bilmiyoruz. İşte bundan dolayı selef hep gözünden yaş aktırmış. Biraz sonra rivayetleri okuyacağız. Hazreti Ömer ölüm anında yüzünü toprağa koyuyor. Durumunu bilmediği için. Malik bin Dinar bütün gece sakalını tutup, ya Rabbi kimin cennete, kimin de cehenneme gireceğini sen biliyorsun. Malik'in varacağı yer acaba bunlardan neresi diye bütün gece sakalını asılarak ağlardı diyor. Malik bin Dinar. Polen yayınlarından çıkan iki ciltlik bir kitap var. İki cilt dediğim iki kitap. Küçük küçük 128 sayfa. Gelin biraz iman edelim diye. Orada bununla ilgili o kadar çok kıssa var ki açın okuyun. Tercümesi de çok güzel bir tercüme o kitabın. Çok mükemmel bir tercüme. Bir hocamız yapmıştı. Çok tatlı böyle. Gelin bir saat iman edelim. Heyya bina nü'min sa'a şeklinde bir kitap. Orada bununla ilgili o kadar çok kıssa var ki okudukça okuyasınız gelir. Malik bin Minna ne yapıyormuş? Sabaha kadar sakalını böyle asılıyor. Ya Rabbi Malik'in sonu ne olacağını sen biliyorsun diyor. Kendisi bilmemekten dolayı taaccüple oturuyor ağlıyormuş. İşte bundan dolayı sahabe ve onlardan sonra gelen selef-i salih kendilerinde münafıklık bulunup bulunmadığından hep endişe etmiştir. Bundan dolayı endişe ediyor. Düşünülse de kardeşler, Hazreti Ömer gibi bir vatandaş Huzeyfe'nin peşinden münafıkların listesinde ben var mıyım diye soruyor. Endişe ediyor, sonun ne olacağını bilmiyor. Bu yüzden onların yaşadığı tedirginlik ve iç çalkantı pek fazlaydı. İçleri tedirgindi. Allah'tan korkanın içi tedirgin olur arkadaşlar. Cehenneme iman edenin içi tedirgin olur. Şu an bütün Müslümanlar yıllardır, 10 yıldır, 20 yıldır sabah polis gelecek de basacak, beni götürüp cezaevine atacak endişesi taşır. Çünkü bu bir gerçektir.
Başına 3 yıl gelmez, 5 yıl gelmez, 7 yıl gelmez ama bu endişe mutlaka vardır kalplerde. İşte selef, sahabe tabi'in ve tebe'u tabi'in ve onlardan sonra gelen en güzel nesiller, en güzel nesiller, dikkat edin, cehenneme o kadar çok iman etmiş ki bu kötü sonla karşılaşır mıyım diye kalpleri hep tedirgin, hep endişe var. Yani binde bir ihtimal bile varsa cehenneme düşmemiz, cehennemin bize isabet etmesi, cehennem azabının bize isabet etmesi adına yüz binde bir ihtimal bile varsa bu ihtimalden dolayı kalp fokur fokur kaynamalıdır. Bu ihtimalden dolayı gözden devamlı yaşlar akmalıdır. Siz 10 binde bir ihtimal var, bir yolculuğa çıkacaksınız. 10 binde bir ihtimal var, kesin öleceksiniz. Kimse çıkmaz ki. 10 binde bir olsa da bile çıkmaz, kesin öleceksem niye çıkayım ki ben? Eğer cehennem için böyle bir ihtimal dahi varsa ki var, benim cehenneme gitmem için 100 binde bir ihtimal var değil mi? Sadece bu ihtimali düşünüp kalpler tedirgin olmalı, kalpler fukurdamalıdır. Gözler yaşa boğulmalı, boğazlar düğümlenmelidir. Güneşin üzerine doğdu ve güneşin üzerine battı her ne varsa benim olsa son durumumun ne olacağı korkusundan kurtulmak için feda ederdim. Sahabe bunu demiş. Güneş üzerine doğdu. Güneş neyin üzerine doğuyor ve neyin üzerine batıyorsa hepsi benim olsa son durumumun ne olacağını bilmek için hepsini ben feda ederdim, ortaya koyardım. Dördüncü başlığımız. Dünyada güneşin üzerine vurdu ve üzerine battı. Ne varsa ben hepsini verirdim. O kadar endişe ediyor ki son günden dolayı. Başıma ne gelecek? Başıma ne gelecek? Bundan dolayı kalbinde öyle büyük bir endişe, kalbinde öyle büyük bir korku, kalbinde öyle büyük bir çalkantı var ki tüm dünyayı bu endişeden kurtulmak için feda edecek. Tüm dünyayı bu endişeden kurtulmak için feda edecek. İbni Ömer'den naklediliyor. İbni Ömer kim? İsmi İbni Ömer değil, bunu bil yalnız. Anladın değil mi? İbni Ömer'in ismi ne değil? İbni Ömer değil. Biliyor muydun sen bunu? Bir esprimiz var da yine aynı konuya geliyoruz. Böyle yüz bin izlenen bir video var ateistlerle ilgili. Ebu Cehil'in isminin Ebu Cehil olmadığını bulmuş bu arkadaş. Ebu Cehil'in ismi Ebu Cehil değilmiş. Yani biz bu zamana kadar Ebu Cehil biliyorduk değil mi? Kitaplarda falan da böyle yazıyordu. Bu arkadaş bunu bulmuş. Neyse. Abdullah İbni Ömer'in ismi Abdullah İbni Ömer. İbni Ömer değildir. İbni Ömer'den rivayet ediliyor. Hazreti Ömer vefat ettiği rahatsızlığına yakalanmıştı. Hazreti Ömer vefat ettiği hastalığı değil. Hazreti Ömer neyle vefat etti? Yani vefat edeceği o anda. Başını kucağıma yasladım diyor. Başını kucağıma yasladım. Bana yanağımı yere koy dedi diyor. Ben de sana ne faydası var? Ha kucağımda yaslanmışsın, ha yere koymuşsun dedim diyor. Anasız kal demiş. Bence anasız kal değil de bu naslı anan sensiz kalsın. Bu naslı budur. Burası yanlış tercüme ediyor. İbarenin Arapçasını bilmiyorum ama Hilyetül Evliya'da geçiyormuş. Bulalım inşallah. Yok, bu hadiste nasıl geçiyor? Yani burada onun birebir o senin dediğin geçiyorsa anan sensiz kalasıca. Burayı biraz yanlış tercüme ediyorlar. Neyse, başımı yere koy dedi. Ben de koydum. Sonra şöyle dedi. Eğer Rabbim bana merhamet etmezse anam ben yandım dedi, başladı ağlamaya. Hazreti Ömer arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ömer. Bir başka rivayette Ömer yaralandığı vakit İbn Abbas geldi. Ey müminlerin emiri dedi. İnsanların inkar seçtiği bir dönemde sen Müslüman oldun. İnsanların Hazreti Peygamber'i yalnız bıraktıkları zamanda sen onunla birlikte cihad ettin. Şimdi şehit olarak can veriyorsun. Hakkında iki kişi farklı konuşmaz. Bundan başka bir kötü bir konuşmaz. Resulullah senden razı olarak vefat etti.
Hazreti Ömer dedi ki, söylediklerini bir daha tekrar et. İbn Abbas sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Gerçekten aldanan sizin yanılttığınız insandır. Sizin bu sözleriniz insanı yanıltır diyor. Evet bunlar oldu da ben Allah'a nasıl kavuşacağım? Birkaç dakikasına belki kavuşacak, hala bunu bilmiyorum diyor. Hala cehennem korkusundan dolayı tüm bunlara rağmen Abdullah İbni Abbas gibi bir sahabe geliyor. Sen İslam'ı seçtin diyor. Resulullah senden razıydı diyor. Ona ne cevap veriyor? Siz insanları aldatırsınız. Sizin bu sözleriniz beni aldatmaz diyor. Aldatmamalı. Allah'a yemin olsun ki güneşin üzerine doğduğu veya güneşin üzerine battığı her ne varsa benim olsa durumumun ne olacağı korkusundan dolayı onları feda ederdim diyor. Onu bilmek için feda ederdim diyor. Başlık da zaten burada geçiyor. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir başka başlığımız, beşinci başlığımız. Kabir, ahiret yolunun ilk durağıdır. Şimdi başlıklar farklı farklı. Bir başlığın bir önceki başlığa ilgisi yok. Ama zaten dedik dersimiz bir öğreti değil. Bir ilim meclisi değil şu an burası. Bir öğreti olsa, bir ilim olsa giriş, gelişme, sonuç olur, deliller olur, ayetler olur. Ne bileyim yani ayetlerden müfessirlerin çıkardığı sonuçlar falan olur, hadisler olur. Hadislerin irabına dair, manasına dair, nerede geçtiğine dair sözler söyleriz. Konu bütünlüğü olur. Şeyimiz bu değil. Gayemiz ilim öğrenmek değil. Gayemiz kalplerimizi biraz olsun yumuşatmak. Gayemiz kalplerimizi biraz olsun yumuşatmak. Hazreti Osman bir kabrin başına durmuş ve sakalları ıslanana kadar ağlamıştı. Hazreti Osman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, ilk Müslümanlardan, haya dediğin zaman akla gelen kişi. Haya, haya, utanma dediğin zaman, utanma duygusu dediğin zaman akla gelen kişi. Bütün malını hep infak eden kişi. Bugün servetlerin alamayacağı malı olduğu gibi Allah ve Resul yolunda veren kişi. Bir kabrin başında duruyor, ne yapıyor Hasan? Karşımda bugün sen varsın, hep sana taktım ben. Evet. Cennet ve cehennemden söz edersin ağlamazsın. Kabirden söz edince ağlarsın. Bunun nedeni nedir diye sorulduğunda dedi ki kabir ahiret yurdunun ilk durağıdır. Eğer kişi kabirden kurtulursa gerisi kolaydır. Eğer kabirden kurtulamazsa işte o zaman daha zor olur diyor. Hazreti Osman ise nesini görüyoruz? Kabir korkusundan dolayı ağladığını. Binde bir ihtimal bile kabir azabına maruz kalma ihtimali var. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar bunlar sahih rivayetlerde cennetle defalarca müjdelenen kimseler. Bunlar sahih rivayetlerde cennetle defalarca müjdelenen kimseler. Hazreti Osman şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Gördüğüm her korkunç manzaradan kabir azabı daha ürkütücüydü. Gözlerimin gördüğü her korkunç manzaradan daha ürkütücüydü kabir azabı. Abdullah İbn-i Rumi şöyle nakledilmiştir. Bana anlatıldığına göre Osman şöyle demiştir. Hangisine gireceğimi bilemediğim bir halde cennet ile cehennem arasında bir yerde olsam hangisine gireceğimi öğrenmeden önce toz toprak olma yeğlerdim diyor. Birisi üç seçenek sunsa cennete gideceksin, cehenneme gideceksin ya da toprak olacaksın. Hangisini yeğlersin? Üç bilgiden birini istiyor, toprak olmayı isterdim ben diyor. Bunu diyen Hazreti Osman. Bunu diyen Hazreti Osman gibi bir hayat imsali bir sahabe kardeşler. Vallahi bunlar gerçek bakın arkadaşlar. Bunlar hikaye değil, bunlar kıssa değil, bunlar uydurulmuş şeyler değil. Bunlar ömürlerini İslam yoluna feda etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 20 küsur yıl Müslüman yaşamış. Müslümanlıkları uğruna acı çekmiş, işkence görmüş. Müslümanlıkları uğruna hicret etmiş. Malını, mülkünü, eşini, çoluğunu, çocuğunu bırakmış. İslam'ı uğruna Allah yolunda cihad etmiş. Yara almış, yaralanmış. İslam'ı uğruna bütün malını feda etmiş. Bütün malını ortaya koymuş. Allah'ı razı etme adına bütün ömrünü Rabbine ibadetle geçirmiş kimseler
kabirlerin başında durup sabahlara kadar ağlıyorlar. Binde bir bile olsa kabir azabı endişesiyle, yüz binde bir bile olsa cehennem endişesiyle gözyaşı döküyorlar, sakalları ıslanıyor. Bugün yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Buradan hani su bir yerden devamlı gittiğinde ne yapar? Ha? İz yapar, iz yapar değil mi? Buralar hep iz olmuş ondan ağlamaktan dolayı. Onların buralar hep ağlamaktan dolayı. Cehennem korkusundan dolayı ağladılar. Ağlamadan dolayı buralara hep iz oldu. Dinliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sıkılmadınız. Tamam, devam edelim inşallah. Altıncı başlığımız, Allah'a emin olsun ki sanki bu insanlar gaflet içinde geceyi geçirmişler. Altıncı başlığımız, Allah'a emin olsun ki sanki bu insanlar gaflet içinde geceyi geçiriyorlar. Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Allah'a emin olsun ki ben Muhammed'in ashabını gördüm. Bugün o insanlara benzeyen kimseyi göremiyorum. Kime söylüyor bunu? Tabiine söylüyor. Tabiini anlatsan, anlatmaya, onların vasıflarını anlatmaya dil yetmez, kelime yetmez. Ama Hazreti Ali diyor ki, ben Muhammed'in ashabını tanıyorum. Bugün ise onlar gibi kimseyi göremiyorum. Onlar, saçları başları dağınıktı. Üstleri başları toz toprak içinde sabahlarlardı. Saçları başları dağınıktı derken arkadaşlar, yani pejmurde değil. Namaz kılıyor, ibadetle meşgul oluyor. Yani buna fırsat bile bulamıyor. Ben böyle bir Müslüman tanıyorum mesela. Ben böyle bir Müslüman tanıyordum yani önceden, şimdi değil. Üstleri başları toz toprak içinde sabahlarlardı. Secdeden, rükudan. Alınları çok secde etmekten dolayı nurlanmıştı. Geceleri teheccüde kalkıp Allah'a secde ederler. Geceleri ibadete kalkıyorlar, Allah'a secde ediyorlar. Kur'an okurlar, Allah'ın huzurunda ayakta dururlar ve secdeye kapanırlardı. Sabah çıkınca da Allah'ı zikrederlerdi. Rüzgarlı bir günde ağaç nasıl sallanırsa öyle sallanırlardı. Ben bu rivayeti çok arıyordum işte. Ama burada kaynağı geçmiyor. Bizim hocamız bu rivayeti namazda sallanırlardı diye okumuştu. Evet. Elbiseleri ıslanana kadar gözyaşı dökerlerdi. Elbiseleri ıslanana kadar gözyaşı dökerlerdi. Allah'a emin olsun ki sanki bu insanlar, şu gördüğüm insanlar gaflet içinde yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ibadet etmekten dolayı arkadaşlar takatsiz kalıyor, takatsiz. İbadet etmekten dolayı uykusuz kalıyor. İbadet etmekten dolayı aç kalıyor. İbadet etmekten dolayı secdeye kapanıyor. Toprak, üstü başı toprak oluyor. İbadet etmekten dolayı alnında izler çıkıyor. İbadet etmekten dolayı gözlerinden yaşlar iz bırakıyor. Rüzgarlı bir günde ağaç nasıl sallanırsa Allah korkusundan böyle öyle titrerlerdi. Böyle bir mani olması lazım. Ben buna inşallah bakayım. Size önümüzdeki günlerde bunun şeyini söyleyeyim. Tam açılımını söyleyeyim. Elbiseleri ıslanana kadar gözyaşı dökerlerdi. Elbiseleri ıslanana kadar gözyaşı dökerlerdi. En son ne zaman gözyaşı döktüğünü düşün kardeşim. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Yolum uzun, azığım az. Bir başka başlığımız. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Yolum çok uzun, azık az. Seleme bin Beşir'den rivayet ediliyor. Ebu Hureyre bu da. Hastayken ağladı. Ona neden ağlıyorsun diye soruldu. O da dedi ki yolum çok uzun. Azığım çok az. 4000 küsur rivayet, hadis rivayet eden sahabe bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duran, ondan ilim almak için baygınlık geçiren, açlıktan baygınlık geçiren diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde bir kuru ekmek uğruna kalırdık diyor. Allah kahretsin, Allah tekrar kahretsin o hadis inkarcıları ki Ebu Hureyre'nin bu hadisini çevirmişler. Kuru ekmek uğruna hadis okurduk. Hadis okumak için ekmek, yani ekmek kazanmak için bu hale getirmişler.
Halbuki hadisin aslı, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrenebilmek için mescitte kalıyorduk. Burada kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in orası burada. Çıkar da birkaç kelime söyler, onu kaçırmayalım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odadan çıkar, iki kelime söyler. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O söylediği kelime de Allah'tan bir vahiy değil mi? İşte onu kaçırmamak için mescitte yatıp kalkıyor. Mescitte yatıp kalktığı için çalışmıyor. Çalışmadığı için yiyeceği yok. Yiyeceği olmadığı için aç kalmış. Bayılırdık diyor. İnsanlar bizi deli zannederdi. Halbuki biz deli değildik. Karnımız aç olduğu için bayılıyorduk diyor. Bunu diyen Ebu Hureyre de diyor ki, yolum uzun, azığım çok az. Gördünüz değil mi azığı? Az dediği azığı gördünüz değil mi kardeşler? Subhanallah. Yani bence biz burada durmamız lazım. Duracağımız yer burası olmalı. Azığım az diyen kişi bu. Evet. Şimdi ben cennette de cehennemden birine doğru yola çıktım. Vefat edecek. Sekerat halinde. Yol çok uzun ama ben nereye gideceğimi bilmiyorum diyor. Yol çok uzun, ben nereye gideceğimi bilmiyorum diyor. Subhanallah. Bir grup cennette, bir grup cehennemde, bir başka başlığımız. Ömer bin Abdülaziz ne zaman ölümden söz edilse kuşların silkinmesi gibi titrer ve ağlamaya başlardı. Ömer bin Abdülaziz'e ne zaman ölümden bahsedilse kuşlar gibi titriyor ve silkeleniyordu. Gözleri, gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Bir gece yine ağladı. Onunla beraber ailesi de ağladı. Gözyaşları deyince Fatıma, babam sana feda olsun ey müminlerin emiri. Neden ağladın diye sordu. O da şöyle cevap verdi. İnsanların Allah'ın huzurundan ayrılacağı anı düşündüm. İnsanların Allah'ın huzurundan ayrılacak. Allah'ın huzuruna çıktık, insanlar vefat etti, sura üflendi, herkes dirildi, Allah'ın huzuruna çıktı, amel defterleri ortaya koyuldu, insanlar bölük bölük Allah'ın huzurundan artık ayrılacaklar. Onların bir grubu cennete, bir grubu cehenneme, bir grup cennete, bir grup cehenneme gidecek dedi ve ağlamaya başladı ve ağlarken bayıldı diyor. Bunu düşündü. Soruyor, yani sen niye ağlıyorsun? Diyor ki, Allah'ın huzurundan ayrılacağız ya, o an aklıma geldi diyor. Bir grup cennete gidecek, bir grup cehenneme gidecek. Derken ağlamaya başladı, öyle bir çığlık attı ve bayıldı diyor. Subhanallah. Onların Allah'tan ummadıkları şeylerle karşılaştılar. Süleyman et-Teymiye, ne mutlu sana, Allah'a itaat ile bir ömür geçirdin dedi. O da böyle deme dedi. Benim için Allah ne takdir edecek ben bilmiyorum. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Halbuki o gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şey ortaya çıkacaktır. Hiç hesaba katmadığımız şeyler ortaya çıkacaktır. Subhanallah. Allah subhanahu ve teala Zümer suresi ayeti kardeşlerim. 47. ayet. Unutmayın, bunu not alın. 47. ayet tefsirine de bakın. O gün onlar için hiç ummadıkları şey karşılığına çıkacaktır demek ne demekmiş? Tersine bakın. Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki, böyle bir sonla karşılaşmaktan korktuğu için bir koç olsaydım, insanlar beni kesip etlerimi yese, çorbamı yudumlasalar ben yok olup gitseydim diyor. Cehennem korkusundan dolayı keşke insan olmasaydım diyor. Muaviye bin Ebi Süfyan ölüm döşeğini düşünce etrafındakilere beni oturtun dedi. Sekerat halindeyken demek ki ayağa kalkamıyor, beni oturtun dedi. Onlar da onu oturttular. Sonra Allah'ı anmaya, onu tesbih ve takdis etmeye başladı. Ardından kendisiyle hesaplaşırcasına ey Muaviye dedi. İhtiyarladın, belin büküldü, sen şimdi Allah'ı hatırlıyorsun. Halbuki bunu gençken gücün kuvvetin yerindeyken yapsaydın dedi. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve şu şiiri okudu. İşte ölüm, bundan yok kaçacak bir yer.
Korktum ise ölümden daha kötü ve daha beter. Korktum ise ölümden, ölüm kaçacak bir şey yok ama ölümden korkma. Ölümden sonrası için kork. Sonra Muaviye şöyle dedi. Ey Rabbim, katı kalpli isyankar bu ihtiyara merhamet et. Tökezlemelerimi görmezden gel. Günahlarımı affet. Senden başkasını ummayan, senden başkasını ummayan ve senden başkasına güvenmeyen bu kuluna merhamet et. Bu kuluna karşı lütfunda cömert ol diye dua etmeye başladı. Kardeşler, Allah'a devamlı böyle dua edin. Bundan başka zaten bir kurtuluşumuz yok. Ya Rabbi bize merhamet et diye, Ya Rabbi bana merhamet et diye sabahlara kadar dua edin. Ey Kerim olan Rabbim bana ikram et diye sabahlara kadar dua edin. Ey cömert olan Rabbim bana cömert davran diye sabahlara kadar dua edin. Kurtuluşumuz sadece ama sadece Rabbimizin bize merhamet etmesinde. Kurtuluşumuz sadece ama sadece Rabbimizin bize cömert davranmasında. Masum değilim ki mazur görülmeyi bekleyeyim. Güçlü değilim ki üstün geleyim. Bir başka başlığımız, masum değilim ki mazur görülmeyi bekleyeyim. Güçlü değilim ki üstün geleyim. Amr bin As ölüm yaklaşınca bekçilerini, adamlarını çağırdı. Yanına gelince onlara Allah'a karşı sizin bir faydanız dokunur mu diye sordu. Onlar da hayır cevabını verince öyleyse gidin, uzaklaşın benden dedi, onları kovaladı. Sonra biraz su isteyip güzelce abdest aldı. Dedi ki beni camiye götür. Adamları da onu camiye götürdüler. Camide şöyle dua etti. Allah'ım sen bana emrettin ama ben isyan ettim. Sen bana güvendin ama ben sana ihanet ettim. Sen bana sınır çizdin ama ben sınırımı aştım. Allah'ım masum değilim ki mazur görülmeyi bekleyeyim. Güçlü değilim ki sana karşı üstün geleyim. Doğrusu ben bağışlanma dileyen, senden bağışlanma dileyen bir günahkar. Ne yanlışta ısrar ederim ne de sana karşı büyüklenir. Kardeşler, böyle selef alimlerimizden çok dua vardır. Namazlarınızdan sonra özellikle gece namazında veya sabah namazından elhamdülillah kış geldi. Ne geldi müminin? Baharı geldi. Mümine baharı geldi. Gündüzler kısa oruçla geçireceğiniz, geceler uzun ibadetle geçireceğiniz. İşte saat 9 oldu. Bizim dersimiz bitiyor. Öyle değil mi? Şimdi yatsan, iki de kalksan uykunu alır kalkarsın. Gecenizi boş işlerle geçirmeyin. Erkenden yatmaya bakın kardeşler. Gelin bu kış bize bahar olsun. Gelin bu kışı cemaat olarak bahara çevirelim. Geceler erken yatın. Akşamlar erken yatın. 9 dedim yatın. 10 dedim yatın. 2-3'e kadar yatsanız dünya kadar vakit oluyor. Sabah namazı saat 6.47'de güneş doğuyor. 6.30'da sabah namazı oluyor. 2'de kalksan, 2 saat ibadet etsen, sonra namaza kadar yatsan yatayım, yine yeter. Yine yeter değil mi? Ve işte o vakitte 2 rekat namaz kılın ve uzun uzun Rabbim bana merhamet et. Ben günahkarım. Beni bağışla diye uzun uzun dua edin. Allah subhanahu ve teala belki o an yapmış olduğumuz dua, duaların kabul edileceği vakte gelir de Allah subhanahu teala o dakika, o saniye yaptığımız duadan dolayı bizi bağışlar. Sevgili kardeşim, kabirlerinde azap gören veya Allah'ın lütfuna mazhar olan kimselerin sesini duyan insanların olduğuna inanır mısın? Biliyor musunuz bu konuyu? He? Kabirden ses duyanlar babı. He? İşitmediniz değil mi hiç? Evet, kabirdekilerin sesleri duyulur mu? Duyulur. Hayvanlar dahi kabirdekilerin azabını veya güzellerini duyarmış. İbn-i Recep kabirdeki ürkütücü haller hakkında şöyle demiştir. Allah-u Teala dilediği kuluna kabirden konuşulan sözleri duyurur. Bu sayede onlar da kabirde olup bitenden haberdar olur. Söylenen sözleri duyar,
bazı gerçekleri hakkıyla müşahede ederler. Subhanallah. Hakkıyla bazı gerçekleri ne yaparlar? Müşahede ederler. Şimdi bize anlatılan bazı olayları sizinle paylaşacağım diyor. Abdullah bin Ubeyd el-Ensari şöyle anlattı. Sabit bin Kays Eşşemmas'ı defneden kimseler içinde ben de vardım. Sabit Yemame'de şehit düşmüştü. Onu kabre koyunca şöyle işittik. Allah'ın elçisi Muhammed, Sıddık Ebu Bekir, Şehit Ömer, Merhamet Timsali Osman. Hemen onu kontrol ettik. Hayretler içinde onun ölü olduğunu gördük diyor. Bir cenazeyi defnediyorlar. Kabirden ses geliyor. Demek ki onlarla komşu oldu. Allah'ın elçisi Muhammed diyor. Sıddık olan Ebu Bekir, şehit olan Ömer, merhamet timsali Osman. Hemen onu kontrol ettik. Ölüydü diyor. Yani canlı değildi. Bunu bazı arkadaşlara kitap satıyoruz mesela. Hocam diyor, burada uydurma hikayeler var. Bunlar uydurma hikayeler değil arkadaşlar. Bunlar gerçek hikayeler. Gerçek kıssalar bunlar yani. Bize uydurma. Biz başka bir alemde olduğumuz için, biz dünya aleminde olduğumuz için, dünyayla haşır neşir olduğumuz için, kalplerimiz kat kat olduğu için bize uydurma. Ama bunu nakleden İbn-i Recep el-Hembeli gibi mezhebine selefi. Yani öyle sofi mofi falan değil yani. Öyle uyduruk sofi hikayelerden değil bunlar. Ala İbni Abdülkerim'in şöyle dediği nakledilir. Gözleri iyi görmeyen birinin kardeşi vefat etti. O gözleri görmeyen kimse onun hakkında şunları anlattı. Onu kabre koyup üzerine toprak örttüm. İnsanlar kabrin başından uzaklaşınca başımı kabre koydum. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim? Kabrin içinden bir ses ona Rabbin kimdir diye soruyor. O da Rabbim Allah'tır diyor. Peygamberin kimdir diye soruyor. Peygamberin Muhammed'dir diyor. Dinin nedir diye soruyor. Dinim İslam'dır diyor. Diye naklediliyor. İbni Ebüddünya, Ebu Umame'nin arkadaşı Ebu Galip'ten şöyle nakletti. Şam'da bir genç ölmek üzereydi. Amcasına, Allah beni anneme havale etseydi o bana nasıl muamele ederdi diye sordu. Şam'da bir genç burada nokta nokta koymuş, benim hatırladığım kadarıyla kötü bir genç. Hatta annesi bizzat söylüyor kötü bir genç olduğunu. İbn-i Ebüddünya'nın kitabında geçiyor. Hatta zannedersem ben burada okumuştum size bunu. Bu ders internette de olması lazım. Ben bunu okumuştum size. Neyse. Amcasına dedi ki, amca dedi, Allah beni anneme havale etseydi, annem kıyamet gününde benim hakkımda hüküm verecek. Cennet veya cehennem. Anne ne hüküm verir? Cennet değil mi? Allah beni anneme havale etseydi, o bana nasıl muamele ederdi? Amcası da dedi ki, eğer böyle bir şey olsaydı, elbette sen cennete giderdin. Bunun üzerine delikanlı dedi ki, Allah'a emin olsun ki Allah annemden bana daha fazla merhametlidir. Ve ruhunu Allah'a teslim etti. Allah'a böyle güveniyor. Abdülbelik bin Mervan bu delikanlı için yas tuttu. Amcasıyla beraber onu kabre ben indirdim. Onun için lahd yapmamışlardı. Sadece bir çukur kazmışlardı. Biz kerpiç istedik ve onun üzerini düzelttik. Ama o sırada kerpiç düştü. Hemen amcası kabre indi ve çıkmakta gecikti. Neyin var diye sordum. Vallahi dedi, kabri nur ile doluydu. O kadar genişti ki genişliğini göremedim. Kabri açılmıştı diyor genişlikten. Subhanallah. İbn-i Teymiye der ki, birçok insan kabirde azap görenlerin seslerini işitmiştir. Azap görenlerin seslerini işiten birçok insan vardır diyor. Zamanımızda yaşayan pek çok kimse ölülerin azap gördüğüne dair sesler işitmiştir. Kimileri bunu rüyasında, kimileri bizzat uyanıkken görmüştür. Bu konuda bildiğimiz birçok hadise vardır. Ölülerin kabirde çektiği azabı işiten bildiğimiz birçok hadise vardır. İbn-i Kayyım diyor ki, kabirde cehennemi görmek melekleri ve cinleri görmeye benzer. Bazen Allah Subhanahu ve Teala kabirde olanları ne yapar? İnsanlara duyurur, insanlara gösterir diyor. Peki arkadaşlar, ne öğrendik? Ne öğrendik? Bir şey öğrenmedik.
Ama ne yapmamız gerekiyor? Allah'a çokça dua etmemiz gerekiyor. Gece gündüz demeksizin Allah'tan istiğfar etmemiz gerekiyor. Kötü bir son var, büyük bir azap var, büyük tehlikeli bir gün var. Tehlike çok büyük. Kabir azabı var, cehennem azabı var. Binde bir, on binde bir, yüz binde bir, milyonda bir ihtimal varsa cehennem azabının sana isabet etmesi noktasında bu ihtimalden dolayı artık yüzün gülmemeli. Gülmeyi unutmalısın. Artık az gülmeli, çok ama çok ağlamalısın. Artık gecelerini Rabbinden, ya Rabbi bana merhamet et diye Rabbine dua ederek geçirmelisin. Bütün vaktini, bütün ömrünü Rabbine sığınarak, Rabbim bana acı, Rabbim bana merhamet et, Rabbim bana mağfiret et diye Allah'a dua ederek geçirmen gerekiyor. Peki, bu kadar yeter olsun inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillah rabbil alemin. İnşallah faydalı olmuştur. Hem size, hem bana, hem de burada olmayıp bizi başka başka zaman ve başka başka ortamlarda dinleyen bütün kardeşlerimiz için inşallah faydalı olsun. Velhamdülillah rabbil alemin.